seneden hatırlıyoruz. Tehlikeyi seviyorsunuz. Evet. Ama hani yani açıkçası benim aklım almıyor. Neden bir insan kendine bunları yapar? Niye camda yürür ya da daha tehlikeli işler yapar? Burada bizim aslında vermek istediğimiz mesaj, spor yapan insanın ne kadar dayanıklı, güçlü, sağlıklı olduğunu göstermek. Bunun sağlık yönüne bakın. O bir şov yönü benim özel çalışmamdır, özel hobimdir. Bunları zaten eğitimsiz olmaz. Ben 34 yıldır Çin boksu, kung fu yapıyorum. 34 yılın sonunda? Sonunda bunları yapıyorum. Yapmaya başladınız. Sonunda peki. Derken daha önce de yapmaya başladım. Ve şimdi, daha profesyonel oldunuz. Evet, daha profesyonel. Eşiniz de size eşlik ediyor. Eşlik ediyor, o da yapacak. Peki, başarılar. Sahne teşekkürler. Sizin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Remzi ve Meryem. Evet. Bekliyoruz Remzi. Teşekkürler. Şimdi hocamız ısınmayla başlıyor. Hoca jilet kadar keskin bıçakla 200-250 kiloyu kaldıracağız. Hülya Hanım, sandalyeye oturmak ister misiniz? Burada sadece bilek gücüne değil, bacaklar, göğüs, omuz ve beynin birlikte çalışmasını izleyeceğiz. Ay. Hülya, her şey için teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Çok hizmetin oldu. Şimdi bir hizmetim daha olmak üzere. Yok, bismillah. Remzi hocamıza güveniyoruz. Remzi. Anne. Şimdi sopaları hocamızın vücudunun çeşitli yerlerinde kıracağım. Acı. Onu acının üstüne dener misiniz? Ya onu acının üstüne rica edeceğim. Hocamızın... Sırayla bütün jüriyi alalım lütfen oraya. Hülya'cığım buyurmaz mısın? Bak bu tam sana göre sırtında kıracağım. Hülya Hanım ben bu arada kimseye kıyamam kendimden başka. O yüzden acın olayı olmaz. Keyifli seyrederdik tabii yani. Çünkü sizinki garantiydi, benim ellerimdeydi. Teşekkür ederiz hocam. Buyurun hocam. Ah benim elimde olsun bari ya. O normal bildiğimiz tahta mı? Sergen şuna bakar mısın ya? Ya
Şimdi 8 milimetrelik inşaat demirlerinin ucuna bıçak takarak gırtlağıyla eğecek. Bunu Shaolin rahiplerinin yaptığı biliniyor. Şimdi de Maria yine 8 milimetrelik iki tane demiri boynuyla bükecek. Şimdi ucu sivri çivileri üzerine yatarak üzerinde kiremitleri kıracağız balyozla. Evet, kevgire döndü. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle bu nerenin? Bu Çin sporu. Çin sporu mu bu? Evet, bunu maşallah, bütün Shaolin... Çinliler spor diye bunu mu yapıyormuş? Yok, bunu yapmıyor. Bu her uzak doğu sporun doğasında vardır. Bazı ustalar bu tür şeyleri yaparak insanları daha çabuk etkilerler ki spora insanların gelmesini sağlamak içindir. Herkes... İnsan... Şu anda herkes maşallah bu spora doğru meyilli. Benim gibi yapmasınlar ama. Hocam hanım nereliydi? Moldovalı. Moldovalı. Siz evde ne yapıyorsunuz? Evde çok... Zaten karı koca akşama kadar spor salonumuz var, oradayız. Eve birlikte geliyoruz. 24 akşam saatimiz yemekte birlikte falan, geçiyor. Akşam yemekte falan kafana kalas koydu oluyor mu hiç? Vurursa da hatundur ne dersek. Eşimden Allah razı olsun. Doğuran anadan, kazanan benim, babadan. Hayır bak bir şey söyleyeyim. Benim babam bir gün eve geç geldi diye rahmetli. Annem kafasında oklavayı hakikaten kırmış. Hakikaten. Vallahi evet. Öyle bir şey yaparsa da hak etmişimdir. Canı sağ olsun. Evde kırık eşya var mı? Kırık eşya yok. Evde ben, ya biz bu konuda çok iyiyiz. Süt dökmüş kedi gibi. Ya yani komşulardan filan bir sıkıntı yok. Yok yok. Bunları hep salonda deneriz. Salonda yaparız. Kimse yok. Salon derken evin salonu değil yani. Normal evimiz salon. Yakın. Salonla evin arası 150 metre. Peki hocam şimdi bu mesela kalası ilk kafayı koyma hikayesi, sırta koyma hikayesi falan bunları... Ya bu vücut spor yaptığınız zaman yani vücudunuzun ne kadar sağlam olduğunu göstermek. Bunun dedim ya seyir yaş kaçtı? Bırakın, 48. Peki hocam bu sporun amacı ne? Bu amacı insanlara hizmet. İlk önce insana saygıdır. Bakmayın dedim ya siz bunun sağlık yönüne bakın. Ha bu tür vurdu kırdı işlerine bakmayın yani. Şunu demek istiyor yani bunu yapabilmek için... Hayır bunu niye yapmak istesin gelip bir insan? Bunu kimse zaten gelmiyor. Kimse yapamıyor zaten. Hiçbir usta da yapamıyor. Yani onu özel benim gibi kendisini yetiştiren birazcık da acıyı seviyorsanız yaparsınız. Dedim yani insanlara ben, çok kolay ulaşma yoludur bu tür şovlar. Buradaki mesaj şu bence. İnsanın vücudunu
nerelere götürebildi. Yani evet. Aynen Acun Bey, çok güzel izah ettin. Çok teşekkürler, sağ olun. Sergen, nasıl buldun? Yani şöyle söyleyeyim. Niye bir insan bunu yapar ki, onu düşündüm ya. Sergen Bey, yapabildiğim için yapıyorum. Yani hakikaten şimdi parmaklar üzerinde yaptığı demin ısınma hareketi dediğimiz hareket başlı başına bir olay. Ben çünkü hakikaten beyin gücüyle insanın bunları yapabiliyor olması, ki buradan sesleniyoruz, kimse de denemesin, yapabiliyor olması başlı başına bir olay ya. Tabii tabii, bence de burada başka mesajlar var. Ben sadece burada vermek istediğim mesaj, spor yapan bir insanın ne kadar yaşı ne olursa olsun ne kadar dayanıklı olduğunu, sağlıklı olduğunu göstermek. Benim yaşımdaki insanların birçoğu kahveden çıkmıyor. Ben de insanlara faydalı olmak için spor yaptırıyorum. Düşünsene, hocamı bir sokak arasında 8-10 kişi kalaslarla dövse, oh be rahatladım, ne çıkacak mesela yani? Kendime o güven zaten başlı başına bir... Yok hocam, bir çok önemli bir şey yani. Bir şey yapılamaz ki, ne yapabilir bir insan? Hayır yani bir insan ne yapar? Bir de biz savaşmadan savaşı kazanmayı öğrendik. Bizim ustalarımız bize bunu öğretti. Peki oyama geçelim Sergen. Herhalde hocam, ya evet'i bu kadar hak eden bir yarışmacı yoktur yani. Çok ben teşekkür ederim. Zaten. Ben zaten amacıma ulaştım Sergen Bey. Sağ olun. Sağ olun. Isınma yeterliydi yani evet için. Hiç ders aldım. O da doğru. Doğru ha valla. Isınırken evreti bozacak değil mi? Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de evet diyorum. Saygılar.